Rasat gözlemhane ise ev demek. Bu gözlem evleri yıldızların hareketlerini izlemek için kurulmuş. İnsanlık tarihinin erken dönemlerinden beri değişik formlarda astronomi yani gök biliminin temel aracı olmuşlar. Başlarda amacın yıldız hareketlerinin insanlar üzerindeki etkisini anlamak, göklerden haber almak olduğu söylense de bu beklenti çoğu zaman matematik bir temel üzerine oturmuş. Örneğin Mayalar ayın ve yıldızların hareketlerini izleyerek takvimler oluşturmuşlar. Eklipsleri tahmin edebilmişler. Teleskopları olmadığı halde Venüs'ün evrelerini tam saptayabilmişler. Yunan, Çin, Hint, Sümer, Kalde, Mısır, Totlek, Zapotek ve Maya uygarlıkları antik çağın astronomi öncüleri sayılıyor. Bu alanda orta çağ damgasını vuransa İslam medeniyeti ve İslam bilginleri olmuş. Genel kabul bu dönemde İslam bilginlerince geliştirilen bilgilerin sonradan Batı'ya aktarıldığı. Bu dönemde bilimsel astronomiyi Osmanlı'da medreseye sokansa Ali Kuşçu olmuş. 1450 yılında Semerkant Rasathanesi'ni kuran Ulu Bey'in öğrencisi olan Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin müdürü olan Kadızade Rumi'nin ölümü üzerine gözlem evinin başına geçmiş. Ulu Bey'in astronomi cetvellerinin tamamlanmasına yardım etmiş. Ali Kuşçu Ulu Bey'in öldürülmesinden sonra Tebriz'de bir süre Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yanında kalmış. Akkoyunlular tarafından, daha doğrusu hükümdar tarafından Osmanlılarla barışı sağlaması için elçi olarak İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet'e gönderilmiş. Fatih Ali Kuşçu'dan çok etkilenmiş, o yüzden kendisini daha sonra ikinci kez İstanbul'a davet etmiş çalışma arkadaşları ve ailesiyle birlikte. Bir süre sonra İstanbul'a geldikten sonra da Ayasofya Medresesi'nin müderrisliğini atamış. Kuşçu bundan sonra Molla Hüsrev'le birlikte Fatih Külliyesi'nin ders programını hazırlamış. Matematik ve astronomi dersleri verdiği söyleniyor. Güneş saatleri yaptığı söyleniyor. O dönemde İstanbul'un enlem ve boylamını ölçmüş. 1474'teki ölümünden sonra onun gibi kimse astronomiyle ilgilenmemiş Osmanlı'da. Astronomi daha çok namaz vakitlerinin tespit edilmesi için kullanılmış. Rubu tahtaları ve usturlaplarla ölçülen bir namaz vakti durumunu size daha önceki programlarımızda anlatmaya çalışmıştık. Zaman kavramını eskiden nasıl işlediğini anlatırken. Daha sonra yapılan çalışmalar, yani aslında astronomlar tarafından değil de muvakkitler tarafından gerçekleştirilmiş. Rönesans döneminde Avrupa'da astronomi, özellikle gök cisimlerinin donanımları üzerine çalışan Kopernik ve takipçileri tarafından geliştirilirken, Osmanlı'da da çalışmalar yeniden başlamış. Mısır Medresesi müderrislerinden Takiyüddin Efendi, 3. Murat'ın izniyle 1575'te Osmanlı'nın ilk rasathanesini Tophane'de kurmuş. Tophane'deki rasathaneyi kurmadan önce bir dönem Galata Kulesi'nde çok da elverişli olmayan şartlarda çalışmış. Güneş saati ve mekanik saatler tasarlayan Takiyüddin, saati bir gözlem aracı olarak kullanmış. İlk rasathanenin kaderi oldukça hüzünlü aslında. Tamamlanmasının üstünden henüz 2 ay geçmişken İstanbul'un üstünde bir kuyruklu yıldız belirmiş, bir göktaşı. Sultan 3. Murat da Takiyüddin Efendi'den bununla ilgili bir kehanette bulunmasını istemiş. Takiyüddin Efendi de önümüzdeki yıl çok bereketli geçecek sultanım, bu onun işaretidir demiş. Tam aksine ertesi yıl İstanbul'da büyük bir salgın hastalık baş göstermiş ve hastalığın getirdiği felaket nedeniyle dönemin Şeyhülislam'ı padişaha bir mektup yazarak bir fetva vermiş ve rasathanenin yıkılmasını istemiş. Bunun üstüne Sultan 3. Murat da kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'ya emir vererek Karaköy'ün ön tarafından arkada Tophane sırtlarında olan rasathaneyi denizden topa tutarak yıktırmış. Bazı tarihçiler Şeyhülislam'ın bu fetvayı vermesinde rasathanede şimdi müspet bilimlerin bile dışladığı astronomi değil de astroloji benzeri çözümler yapılmasının olduğunu söylüyorlar. Sonuç değişmemiş. Takiyüddin Efendi de bundan sonra çalışmalarına kendisi devam etmiş. O
Osmanlı'da bundan sonraki dönemlerde de medrese eğitiminde astronomi Orta Çağ'dan kalan bilgilerle de olsa yer almış. 19. yüzyılın başlarındaysa Rüşdiye ve İdadiler'de özellikle de askeri okullarda ciddiyetle okutulmaya başlanmış. Osmanlı dönemindeki ikinci rasathane ise astronomi rasathanesi olarak değil, meteoroloji merkezi olarak kurulmuş. Bu merkezin kurulmasından önce ülkenin çeşitli kentlerinde tanzimattan başlayarak gerek hükümet emriyle gerekse bağımsız olarak yabancılar tarafından çeşitli hava ölçümleri yapılmış. Bilinen ilk meteorolojik gözlemlerse yani sıcaklık ölçümleri 1839-1847 arasında Saint Benoît Manastırı'nda Rahip Dalmas'ın yaptıkları. Termometre, barometre ve diğer ölçü aletlerinin bulunmasıyla fiziki anlamda atmosferin tanımlanması, yani sıcaklığı, basıncı, nemi, bulut tipini, güneşlenme derecesini, rüzgarın doğrultusunu ve şiddetini ölçmek mümkün olmuş. Böylece birçok gözlem istasyonunda ve değişik yüksekliklerde veriler elde edilmiş. Modern anlamdaki ilk rasathane 1868 yılında Fransız hükümetinin tavsiyesi üzerine Pera'da kurulmuş. Rasathane-i amire için Avrupa'nın önde gelen fabrikalarından aletler satın alınmış. İlk müdürü Osmanlı İmparatorluğu'nun telgraf şebekesini yenilemek için ülkeye gelmiş bulunan Aristit Kumberi olmuş. Kumberi, rasathanenin kurulmasından 5 yıl sonra 1873'te Viyana'da düzenlenen ilk Uluslararası Meteoroloji Kongresi'nde Osmanlı'yı temsil etmiş. Bu dönemde İstanbul'da yapılan ve diğer meteoroloji istasyonlarından alınan gözlemler, nasıl bugün hava durumunda yurt dışı merkezlerin koşullarını bültenlerden takip edebiliyorsak, aynı mantıkla Observations Meteorology du Raisin Oriental dergisinde düzenli bir şekilde yayımlanmaya başlanmış. 1880 yılında dünyada ilk kez deprem dalgalarının aletsel kayıtlarının yapılmasından bir süre sonra 10 Temmuz 1894'te Büyük İstanbul depremi olmuş. İmparatorluk topraklarında sismik istasyonlar ve deprem konusunda uzman olmadığı için bu depremin sismik kayıtları alınamamış. Ancak 2. Abdülhamit bu depremin araştırılmasını istemiş. Bunun için Atina Rasathanesi'nin müdürünü İstanbul'a davet etmiş. Yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan rapor 20 Ağustos 1894'te padişaha sunulmuş. Bu rapora göre sismik aletler çok eksikmiş Türkiye'de o dönemde, yani Osmanlı İmparatorluğu'nda Rasathane-i Amire'de. Bunun üstüne İtalya'dan sismograflar alınmış. Bu dönemden sonra Rasathane-i Amire meteoroloji ile ilgili kurulsa da hem sismik çalışmalar yapmış, yani deprem çalışmaları yapmış, hem de astronomi üstüne çalışmış. Rasathane bundan sonra hem birçok mekan hem de çoğunluğu yabancı olmak üzere birkaç müdür değiştirmiş. 1908'deki 31 Mart vakası sırasında o dönemde Beyoğlu'nda ahşap bir binada olan rasathanedeki gözlem aletleri ve sismograflar tahrip edilince rasathanenin kaderi değişmiş. İsyanın bastırılmasından sonra kurulan hükümetin marif nazırı Emrullah Efendi, Salih Zeki Bey'in tavsiyesi üzerine 21 Haziran 1910'da Türkiye'de astronomi ve jeofizik çalışmalarının öncülerinden biri olan Fatih Gökmen'i yeni kurulacak olan Rasathane'nin müdürlüğüne tayin etmiş. Rasathane'nin kuruluşu içinse bugünkü Vanike üzerindeki İcadiye Tepesi'ni uygun görmüş. Burası Fatih Gökmen tarafından Temmuz 1911'de kurulmuş. Sabah 7'de, öğlen 14'te ve akşam 21'de rasat, yani gözlem yapılıyormuş. Kandilli'den eşeklerle yukarı çıkılırmış. Bu gördüğünüz defter 1911'de ilk kayıtların alındığı defter. Osmanlıca olduğu için buradakileri okuyamıyoruz ama burada 1954'te kayıtların tutulduğu başka bir defter var. 24 Şubat'ta Karadeniz'den aşağı doğru buzlar inmeye başlamış Boğaz'da. 26'sında tutulan notta hava tamamen açık, Boğaz'dan buzlar geçmeye devam ediyor, denizin üstü hafif puslu yazıyor.
Kandilli Rasathanesi bugün Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü adıyla bünyesindeki Jeodezi Anabilim Dalı, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı, Jeofizik Anabilim Dalı ve buraya bağlı manyetik laboratuvarlarıyla çalışmalarına devam ediyor. Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Tsunami Odak Noktası, Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi, İznik Deprem Zararlarını Azaltma Merkezi de aynı bünyede. Burası Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Üniversite Kandilli Rasathanesi'ne ve Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı. Aşağı yukarı Türkiye genelindeki 450 merkezden gelen veriler burada toplanıyor. En ufak bir sismik hareket, yani bir madendeki dinamit patlaması bile burada algılanabiliyor. Sol tarafta gördüğünüz veriler Türkiye genelinde ve Yunanistan'dan gelen veriler. Sağ tarafta daha uluslararası merkezlerden gelen verileri görebilirsiniz. Bu tarafta hemen şu arkamda gördüğünüz ekranlardaysa tsunami izleniyor. Yani dünyada herhangi bir yerde tsunami olduğu zaman bu ekranlardan görülebiliyor ve haber merkezlerinde işte gördüğünüz şurada tsunami oldu, burada şu kadar şiddetinde deprem olduğu söyleyen kaynak burası. Kuruma bağlı olarak çalışan astronomi laboratuvarları ve meteoroloji laboratuvarlarının yanı sıra Enstitü Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan bir de afet hazırlık eğitim birimi bulunuyor.